Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtılan %75 hibeli kanola tohumları toprakla buluştu. Edirne'nin Sarı Çiçeği Kanola Projesi kapsamında Lalapaşa'nın Çömlek Akpınar Köyü'nde program düzenlendi. Proje kapsamında 20 bin dekarlık alana ekilmek üzere 374 üreticiye toplam 980 torba kanola tohumu dağıtıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Edirne'de sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak istediklerini söyledi. Birinci önceliğimiz devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak Edirne ili içerisinde. Gerek devam eden projelerde gerek yeni başlanması gereken projelerle birlikte çalışmalar sürüyor. Çömlekköy Barajı da bu anlamda önemli projelerden bir tanesi. Tabii bizde tarım ürünleri dört başlıkta biraz daha odaklanmış durumda. Türkiye'de üretim anlamında birinci sırada olduğumuz çeltik üretimimiz dikkat çekici. Türkiye'deki üretilen çeltiğin neredeyse %45'e yakın, yani iki tabaktan birini üreten bir şehir Edirne. Yine ayçiçeğinde hali hazırda Türkiye'deki ayçiçeğinin yaklaşık %13'ünü üreterek ülkede üçüncü sırada. Buğdayda yaklaşık %4'ünü üretiyor ki %2'lik bir pay ekmesine rağmen, yani bu da Edirne'nin rekoltesi ya da verimliliğiyle ülkenin rekoltesini kıyasladığımızda yaklaşık iki kat bir verimliliğin burada olduğunu gösteriyor. Bizim için önemli ürünlerden bir tanesi de, son yıllarda giderek de önemini arttıran ürünlerden bir tanesi de kanola üretimi. Bu alanda da ülke genelinde yaklaşık 375 bin dönümlük bir alanda kanola üretiminin yapıldığını görüyoruz. Bu üretimin geçtiğimiz yıl itibariyle 2021 yılında yaklaşık 67 bini Edirne ilindeydi. Bu yıl bu rakam daha da arttı. 83 bin dekara yakın bir arazide kanola üretimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda da tahmin ediyorum bu artış devam edecek. An itibariyle baktığımızda ülkede %18'lik üretim payımız var. Kanola'da ikinci sıradayız. En çok üretim yapan, üretim gerçekleştiren iller arasında baktığımızda ikinci sırada Edirne ilinin olduğunu görüyoruz. Çiftçimizin elinin rahatlaması, üretim kapasitesinin arttırılabilmesi için sağlanacak olan ya da verilecek tarımsal desteklemeler de son derece önemli. Yaklaşık 2 milyon TL'lik bir proje yürütülüyor. Bunun 1,5 milyon TL'sini Tarım Bakanlığı tarafından hibe programı olarak veriliyor. Kalan 125'lik kısmı da çiftçilerimiz kendileri katkı sağlıyorlar. Tabii tarımsal üretim zahmetli bir iş. Belli riskleri barındırıyor. İklim çok önemli. Sıcaklık çok önemli. Yağışlar çok önemli. Bu risklerin hepsini bertaraf ederek geliyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. İnşallah tüm alanlarda bu zahmetli tarımsal üretimi gerçekleştiren kıymetli çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyoruz. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, kanola üreten iller arasında Edirne'nin ikinci sırada yer aldığını açıkladı. Bu projeyle inşallah bunu daha da çok artıracağız, üretimimizi artıracağız. Özellikle bu projeyi şöyle önemsiyoruz. Tabii ki dedik ya, asıl hakiki çiçeği, ayçiçeği dedik ilimizin. Ki kuzey bölgelerimizde, şu anda Lalapaşa ilçemizde bulunuyoruz ki bazı bölgelerimizde biz biliyoruz ayçiçek verimlerimiz çok düşük. O yüzden biz bu projeyi asıl o bölgeler için öneriyoruz. Ve bu projeyi de burada başlattık. 2022 yılında kanola üretimimizde de kısaca değinmek istiyorum. 83 bin dekar. Bu oran arttı. 67 bin dekardan 83 bin dekara çıktı. Bu yıl içerisinde konuşuyorum. Yine 30 bin tona yakın bir üretim gerçekleştiğini tahmin etmekteyiz. Projemizin, kanola projemizin tahmini bedeli 2 milyon TL, bakanlık katkımız 1,5 milyon lira, çiftçi katkımız 500 bin lira. Yine bu saydığım tüm projelere şöyle bir değerlendirirsek, projelerin toplam değeri 4 milyon 265 bin 840 lira, bakanlığımız hibesi 3 milyon 217 bin 900 lira, çiftçi katkımız ise 1 milyon 47 bin liradır. Ve önümüzdeki günlerde bir başka projemizde uygulamaya koyacağız. Buradan da değerli üreticilerimize ben müjde vermek istiyorum. Tritikaya tarımını yaygınlaştırma projesi. Bu projeyle 51 bin ton dağıtacaktık ama en son bakanlığımızdan ekstra bir ilave ödenek aldık ve bu miktarı 72 tona çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu projeyi de uygulamaya koyacağız. Traktöre binen Vali Kırbıyık dağıtılan kanola tohumunu toprakla buluşturdu.
Törene katılan çiftçilerden Muharrem Soyaslan, köylerinde sulama kuyusuna ihtiyaç olduğunu belirtti. Sahaya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Sizin şahsınızda hükümetin böyle bir program uyguladığı için, bize destek verdiği için de teşekkür ederim. Çömlek Akpınar Köyü, Lalapaşa ilçesinin en çalışkan köyüdür. Yalnız suyumuz yetersizdir. Sayın vekilimin nezdinde, sayın valimden, sayın yetkililerden sismik araştırmalar daha önce mevcuttur. Devlet Su İşleri'nin elinde 2 veya 3 adet daha sulama kuyusu ihtiyacımız vardır. Özellikle bunu istirham ediyoruz. Teşekkür ederim hepinize.